Ve maymun çiçeği maalesef Türkiye'de artık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu bugün. 37 yaşındaki erkek hasta izole edildi. Uzmanlar yüreklere su serpen açıklamalar yapsa da tedbirli olunmalı diyerek de uyarıyor. Özellikle de erkekleri. Bizim ülkemizde de görülebilirme ihtimalin olduğunu ama düşük olduğunu söylüyorduk. İlk vakada tespit edildi. Avrupa'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsünün son adresi Türkiye oldu. Ancak bu virüs yakalananların %30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Çok ciddi mutasyon geçirmezse bu riskinin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Sağlık Bakanı Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini söyledi. Hasta 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersizliği var dedi. Bağışıklığınız baskılandıysa hastalığın daha ağır seyretme ihtimali var. Uzmanlar çok yakın temas olmadıkça virüsün bulaşma ihtimali yok diyor. Virüs kendini önce ateş ve halsizlikle belli ediyor. Sonra ise İçi su dolu yaralara neden oluyor. Yataktaki çarşafa veya kullandığı battaniye, pike, yorgan gibi bir maddeye bulaşarak açık yaranız varsa tükürük parçacıklarıyla çıkıp sizin gözünüze, burnunuza veya ağzınıza gelerek yayılabilsin. Peki tedavisi veya etkili bir aşısı var mı? 1980'dan önce çiçek aşısı olmuş olanlar büyük olasılıkla çiçeğe karşı korunuyorlar. Ama çiçek aşısının üretimi bu hastalık ortadan kalkınca durdu. Yani yeni aşılama yapılmıyor uzun yıllardır. Ama etkili olabilecek olduğunu düşünülen ilaçları var. Çiçek aşısı da gerektiğinde temin edilebilecek bir aşı gibi görünüyor şu anda. Uzmanların erkeklere de kötü bir haberi var. Çünkü maymun çiçeği hastalığında erkekler kadınlara göre daha şanssız. Dünya genelindeki vakaların çok büyük kısmı erkekler. Bizdeki vakamızı yani tespit